Tarihler 1220 yılını gösterdiğinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin tahtına, devlete en parlak devrini yaşatacak olan Alaaddin Keykubat geçmişti. Stratejik dehası ve ileri görüşlülüğü sayesinde bir taraftan sınırlarını genişleten Alaaddin Keykubat, diğer taraftan da doğudan gelen Moğol tehlikesinin farkına varmış ve bunun için önlemler almaya başlamıştı. Bu doğrultuda komşu devletlerle ittifak anlaşmaları yapıyor, doğudaki şehirlerin surlarını güçlendirerek bu bölgelere hatırı sayılır miktarda askerler gönderiyordu. Ancak bunun yanında ittifak kurmaya çalıştığı Harzemşahlar Devleti'nin hükümdarı Celaleddin Harzemşah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarına göz diktiği için bu iki devlet arasında İttifak gerçekleşmediği gibi Celaleddin Harzemşah'ın Selçuklu toprağı olan Ahlat'a saldırması iki tarafı karşı karşıya getirdi ve taraflar 1230 yılında Yassıçemen'de savaşa tutuştu. Yapılan savaşta büyük bir bozguna uğrayan Celaleddin Harzemşah savaş meydanından kaçarken yolda hırsızlar tarafından öldürüldü. Böylelikle Harzemşahların toprakları Moğollar tarafından ele geçirildi. Artık Moğollar Anadolu Selçuklarıyla sınır komşusu olmuş ve bu durum Anadolu'yu iyiden iyiye tehdit etmekteydi. Ancak Moğol hükümdarı Ögeday, Alaaddin Keykubat'ın aldığı önlemler sebebiyle bu dönemde Anadolu'ya saldırmaya cesaret edemiyor. 1237 yılında Alaaddin Keykubat'ın yabancı elçiler onuruna verdiği bir ziyafette yediği bir kuş etinden dolayı zehirlenerek şüpheli bir şekilde vefat etmesi üzerine Selçuklu tahtına devlet tecrübesinden yoksun, zevk ve eğlence düşkünü 16 yaşındaki oğlu Gıyasettin Keyhüsrev geçti. Gıyasettin Keyhüsrev'in tecrübesizliğinden yararlanan Vezir Saadettin Köpek'in yönetimde etkili olmaya başlamasıyla birlikte uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle ülkede huzur ve asayiş bozulmuş ve birçok yerde eşkıyalık faaliyetleri başlamıştı. Tam da bu dönemde Anadolu halkının içinde bulunduğu çaresizlikten faydalanan Baba İshak öncülüğünde Güneydoğu Anadolu'da başlayan Baba ile ayaklanması kısa sürede Orta Anadolu'ya kadar yayılmış, isyanı bastıramayan Gıyasettin Keyhüsrev, babası Alaaddin Keykubat zamanında oluşturulan ve Moğollara karşı Erzurum'da bekletilen Doğu ordusunu geri çağırarak isyanı güçlükle bastırabilmişti. Baba ile ayaklanması Moğollara Anadolu Selçuklu Devleti'nin dışarıdan göründüğü kadar da güçlü olmadığını göstermişti. Durumu fark eden Moğolların Batı Ordusu Komutanı Jurmagun Noyan'ın görevlendirdiği Baycu Noyan 1242 yılının sonlarında Erzurum'u işgal ederek halkını da kılıçtan geçirdi. Bu durum halk arasında derin bir üzüntü ve korkuya sebep oldu. Yaşanan bu gelişmeler artık taraflar arasında bir savaşı kaçınılmaz hale getirmişti. Yapılan hazırlıklar neticesinde oluşturulan ve yaklaşık 80 bin kişiden oluşan Selçuklu ordusu Kayseri'de toplandı ve vakit kaybetmeden Sivas'a doğru hareket edildi. Tecrübeli devlet adamları ısrarla ordunun erzak ve silahla dolu olan Sivas'a arkasını vererek mevzilenmesini ve bazı birliklerin de ileriye gönderilerek düşmanın gelişine zorluk çıkarmak için geçitleri tutmasını savunmaktaydı. Fakat sultan çevresindeki tecrübesiz genç kumandanların sözünü tutarak daha da ileri gidilmesi emrini verdi ve ordu Sivas'ın 80 km kuzeydoğusunda bulunan Köse Dağı mevkiine geldi. Aslında burası da Erzincan yönünden gelebilecek düşman ordusunun durdurulabileceği en iyi yerlerden biriydi ve burada yapılacak cesur bir savunma Moğolları perişan edebilirdi. Fakat bu imkan da kullanılamayarak Selçuklu ordusu felakete sürüklendi. Zira Baycu Noyan komutasındaki 30 bin kişilik Moğol ordusu Köse Dağı mevkiine yaklaşıp savaş düzenine girince tecrübeli kumandan ve devlet adamları ovaya inilmemesi fikrini savundular. Ancak kaynaklara göre muharebeden önceki geceyi sultanla birlikte içki içip eğlenerek geçiren genç kumandanlar 20 bin kişilik seçme bir kuvvetin Moğolları yenmeye kafi geleceğine Gıyasettin Keyhüsrev'i de ikna ettiler. Ertesi gün yani 3 Temmuz 1243 sabahında Selçuklu ordusunun en değerli kısmını oluşturan 20 bin kişilik kuvvet ovaya indi ve şiddetle saldırıya geçti. Moğollar Türklerin de çok iyi bildiği hilal taktiğini uygulayarak 20 bin kişilik bu Selçuklu kuvvetini 45 dakika içerisinde tamamen imha ettiler. Bu mağlubiyeti haber alan emir ve devlet adamları sultanın yanına dahi uğramadan savaş alanından kaçtılar. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev de akşam olunca kıyafetini değiştirerek en yakın adamlarıyla önce Tokat'a, oradan da Konya'ya kaçtı. Sabah olunca sultanın, vezirin ve kumandanların kaçtığını anlayan Selçuklu askerleri tamamen dağıldı. Ordugahta asker olmadığını fark eden, ancak bunun bir savaş hilesi olduğunu zanneden Moğollar tam 2 gün bekledikten sonra harekete geçtiler ve Selçukluların hiçbir şey almadan kaçtıklarını gördüler.
Zira Moğolların eline bugüne kadar hiç rastlamadıkları çok zengin bir ganimet geçti. Sultanın görenleri hayran bırakan otağı, hazineleri ve vahşi hayvanları ele geçirilen ganimetler arasındaydı. Moğollar Köse Dağı'da kazandıkları bu ucuz zaferden sonra önce Sivas ve Kayseri'yi, dönüşlerinde de Erzincan'ı yağmalayarak halkını kılıçtan geçirdikten sonra şehirleri yakıp yıktılar. Anadolu'daki işleri bitince de Azerbaycan'da bulunan kışlaklarına döndüler. Bir süre sonra da Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında tabilik anlaşması imzalandı. Böylece bir zamanlar Orta Doğu'nun ve Anadolu'nun en güçlü devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı ve vergi veren bir devlet konumuna düştü. Ve bu durum Anadolu Selçuklularının yıkılış sürecine girmesine sebep oldu. Ortaya çıkan otorite boşluğu sebebiyle de Anadolu'da 2. Türk Beylikleri dönemi başladı ve bu durumda Osmanlı'nın doğuşuna zemin hazırladı.